Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ders videosunun birinci bölümüyle karşınızdayım. Ders serisinin. Bu bölümde bir şeyler öğreneceğiz. Yani bu seride bir şeyler öğreneceğiz. Şimdi ilk bölüm olarak nasıl siren kafa montajı yapılır videosu çekeceğim. Siren kafa montajı yapacağız. Da arkadaşlar, yani bir de şey var. Sadece siren kafa değil, Godzilla, Kong falan da. Zaten size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Ondan sonra istediğinizi yaparsınız. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar, öncelikle Kine Master uygulamasına ihtiyacınız var. Bakın arkadaşlar, şu TikTok'un hemen önündeki. Kine Master uygulamasına ihtiyacınız var. Arkadaşlar, bu eğer telefonunuza uygun değilse nasıl indireceğinizi göstereceğim. Hayır, göstermeyeceğim. Zaten herkes biliyordu da yine de söyleyeyim. APK olarak indireceksiniz arkadaşlar. Yani Google'a Kinemaster APK yazacaksınız. Daha sonra işte ya anladım siz ya. O dosyayı indireceksiniz falan filan. Orası uzun yer. Neyse ben videoya geçeyim. Bakın Kinemaster'a giriyoruz. Kinemaster'a. Kinemaster diye okunuyormuş. Buradan buna basıyorsunuz ve boş proje diyorsunuz. Tamam. Ha bu arada boş proje demeden bir geri çıkabilir miyiz? Tamam, hiçbir şey yok. Öncelikle arkadaşlar oranın altından ayarlara girmeniz lazım şuradan. Tamam mı? Bu soru işaretinin yanındaki ayarlara girmeniz lazım. Buradan cihaz uyumluluk bilgisine girmeniz lazım. Şuna. Evet. Burada video katmanlarında 1x720 yazıyor bende. Arkadaşlar sizde desteklenmiyor da yazabilir. Eğer öyle yazarsa şuradaki 3 noktaya basın kenardaki. Şimdi analiz işlemi yürüt deyin. O bir 5-10 dakika bir şey yapacak. Ondan sonra yapabilirsiniz. Yani burası böyle olacak. Peki arkadaşlar, bunu neden yaptık onu söyleyeyim. Bakın bu tekrardan boş proje diyoruz. Buradan bir tane medya seçelim. Evet, hangi medyayı seçsek. Benim burada zaten yaptığım videolar export diye kaydediliyor. Buradan hayır, WhatsApp mail değil. WhatsApp videodan ben basit elektrik devresi yaptığım videoyu seçmek istiyorum mesela. Tamam mı? Arkadaşlar siz video yerine arka plan da seçebilirsiniz şuradan. Şurada arka plan yazıyor. Buradan böyle arka planlar var. Bunları seçebilirsiniz. Ben sadece videoyu seçeceğim. Bakın videoyu oynatalım. Böyle. Evet. Videoyu oynatmayacağım şimdi 2 saat. Sonra arkadaşlar buradan katmana basıyorsunuz. Burada bakın işte en önemli yere geldik. Eğer biz az önce videonun başında yaptığımız şeyi yapmasaydık burada medya yerine resim yazardı ve biz buraya siren kafanın videosunu koyamazdık. Evet. Her şey bunun için yaptı yani. Neyse arkadaşlar, ben bunu söyledim. Şimdi diğer şeylere geçelim. Bunu böyle bir arka plan kalsın. Arkadaşlar YouTube'a gelin şimdi. Geliyorum YouTube'a, bir dakika. YouTube bunu vazgeçin. 2 saatte girmiyorsun, doğru ya. İnternetten uzaktım. İnternetten uzaktım herhalde. İnternetten uzak olduğumu hatırladım bir an. Neyse arkadaşlar. Şimdi arama yerine geliyoruz ve Green SCRN yazıyorsunuz ve hangi montajı yapmak istediğiniz, montajını yapmak istediğiniz kanalları yazıyorsunuz. Mesela ben siren kafa yapacağım. Burada zaten bir şey yazmıştım. Siren kafa yazacağım buraya. Siren Heat. Evet, Siren Heat. Şimdi arkadaşlar buradan istediğiniz şeyi seçin siz. İstediğiniz videoyu seçin. Ben şunu zaten yapmıştım. Şimdi bunu yapacağım tekrardan. Size göstermek için. Arkadaşlar böyle koşuyor. Ben bunu yapmamıştım aslında. Ben koşunu yapmamıştım. Ben başkasını yapmıştım. Arkadaşlar istediğiniz videoyu bulduktan sonra şu yeşil ekranına falan aldırmayın. Paylaşa basın arkadaşlar. Buradan bağlantıyı kopyalaya basın. Tamam mı? Şimdi YouTube'dan da çıkın. YouTube'da da işimiz bitti. Google'a girin arkadaşlar. Google'a girin. Chrome'a girin yani. Arama yerine gelin.
Arama yerine save from yazın. Evet. Save from yazın arama yerine. Tamam, şimdi bu siteye girin. Save from.net'e girin. Şimdi bekleyelim biraz. Burada URL adresi girin yazıyor. Dur, öncelikle şuradan config diyelim. Tamam, şimdi URL adresi girin'e geliyoruz. Buradan istediğimiz bir tane şeye basıyoruz. Bir tane harf koyuyoruz oraya. O ne olduğu önemli değil. Buradan yapıştırıyoruz arkadaşlar kopyaladığımız şeyi. Ben yapıştırdım. Ama ben zaten kopyalamamıştım arkadaşlar. Ben zaten videosunu indirdiğim için yapmadım. Mesela bu benim şeyim. Godzilla vs Kong videom. Bunu buradan indir dediğimde o kendisi sizin görevinize kaydediyor onu. Şimdi biz Kinemaster'la olan yerimize devam edelim. Kinemaster. Şimdi arkadaşlar buradan katmana giriyoruz. Medya'ya tıklıyoruz. Şeyden ayarlama yerinden. Katmandan medya'ya tıklıyoruz. Bir dakika. Tıkladık. Şimdi buradan arkadaşlar yüklediğimiz videoyu download kısmından seçiyoruz. Ama ben burada sildiğim için videoyu, onu baştan yüklemem lazım. Ben yükleyip geliyorum. Arkadaşlar ben yükledim o şeyi. Neden lan? O videoyu. Şimdi buradan çıkmam lazım önce. Sonra tekrardan girmem lazım. Dolu da gelecek. Ha tamam. Yüklediğimiz video download kısmına gelecek arkadaşlar. Buradan katman deyip medya dedikten sonra download kısmına gelecek. Şimdi buradan abi seçelim bunu. Bu istediğimiz videoyu. Şimdi asıl işimiz burada. Video başka bir video. Şöyle videoyu oynatabilir miyiz? Şöyle yapalım, şunu sil. Şuradan yapalım. Videoyu oynatalım. Şu başını boşver, geç şunu. Bakın arkadaşlar böyle arkasında yeşil ekran görünüyor değil mi? İşte şimdi onu düzelteceğiz. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Şu videonuza tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradan en aşağıdan şu benim bastığım kırmızı yere basıyorsunuz. Buradan renk doygunluğu anahtarına basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aktif ettikten sonra şuraya bakalım. Bakın. İşte böyle olacak. Ama şu başındaki 5-4-3'ü silelim. O hiç güzel görünmüyor. Tamam. İşte abi böyle görünecek. Şimdi ben bunu böyle şu kenara koyacağım. Bakın arkadaşlar videomun kenarına koydum videoyu. Onu şimdi açıyorum. Bakın video öyle görünüyor. Ben şu videoyu birazcık uzatayım onu sonuna kadar görmek için. He, doğru ya. Arkadaşlar ben şuradan yeni bir medya seçeceğim buranın batısına. Hayır, aynı medyayı tekrardan seçeceğim. Evet, bu mantıklı oldu. Bu daha uzun bir medya. Arkadaşlar şimdi devam edelim bunu. Bu harika bir montaj uygulaması arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Sesi kısımlayacağım. Godzilla vs Kong videom yeşil ekranı görünmeden burada görünüyor. Yani az önceki renk doygunluğu anahtarı bildiğiniz şeydi. Ne dedim ona? Nerede o renk doygunluğu? Allah, yanlış yere girdim. Buradaki renk doygunluğu anahtarı bildiğin arka plan silme arkadaşlar. Böyle arka planı siliyor. Mesela ben bu abone ol logosunu başa ekleyeyim mi? Bizim videoya. Bilmiyorum. Ekleriz. Evet arkadaşlar, yani şimdi bunu kaydedeceğiz. Buradan geçiş de ekleyebiliriz. Bu harika bir montaj programı. Şimdi çıkış yerine basıyoruz. Dur bir kere daha göstereyim ben onu. Siz görmemişsiniz belki. Arkadaşlar şimdi buradan şu kenarda bakın. Dakikanın göründüğü yerin hemen altında bir tane Google hesabından çıkış yap butonu gibi bir şey var. Ona bastığınızda editten çıkıyor, yani montaj yerinden çıkıyor. Buradan ana menüye geliyor tekrardan. Şimdi buradan arkadaşlar seçtiğiniz video kenarda aksız diye görünecek. Yani ilk videonuzsa. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra buradan paylaş simgesine basıyorsunuz. Bak şuradaki. Basalım. Şimdi buradan videoyu galeriye kaydet diyoruz. Arkadaşlar öyle dedikten sonra birkaç dakika bekleyin.
Orada tamam falan çıkacak. O zaman bırakın ve videonuz galeriye kaydolacak. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu. Yani kısaca böyleydi. Kısaca ek montajlar böyle yapalım. Neyse arkadaşlar, biz de bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanala abone olup videoyu açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.